Abdullah Yıldız Selamun Hocam Aynı Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkaran İmam-ı Azam Hazretleri ile İmam Şafii Hazretleri adres bozulmaları, adet bozulmaları farklı. Bu farkların sebebi nedir? Mealciler getirip getirip bu olaydan dolayı mezheplere hocam bu abdest bozulması hangisi doğru, hangisi yanlış diye hücum ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'de doğru bir, doğru bir olması gerekir diyorlar. Bunlara nasıl cevap vermek gerekir diye sordum. Şimdi onların, bu mealcilerin esas yapmak istedikleri şey hadisi inkar etmek. Yani peygamberin hayatından gelen şeyleri inkar etmek. Abdestin şeyi Kur'an'da var mı? Ya, sağ yanına yatacaksın. Kur'an'da var mı? Yemekten evvel elini yıkayacaksın sonra yıkayacaksın. Kur'an'da var mı? Kur'an'da var da senin gibi şapşallar, senin gibi ahmaklar nereden bilecek Kur'an'da olup olmadığını? Yani nasıl bulacaksın sen? Kur'an'da var. Ama herkes her şeyi Kur'an'dan göremez. Onun için Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam bizim Kur'an'dan görüp anlayıp yapamayacağımız şeyleri bilfil görmüş, öğrenmiş ve kendisini yapıyor, bize gösteriyor. Bunların anlamadığı şey bura. Sonra bunlara ne dersen de yani bunlara ben bir şunu söyleyeyim ikna olurlar, bunu söyleyeyim ikna olurlar. Bu boş şey. 20 sene anlatsan hakiki bir şeyi bu mealci bilmem ne dedikleri haricileri bir santim yerinden oynatamazsın. Onlar bir kere o çukura düşmüş. O lağım çukuruna düşmüşler. Onu çıkarmaya ancak Allah'ın inayeti olursa bir dersi inayet yetişirse çıkarlar. Yoksa onlara delil göstermek, bürhan göstermek, bilmem ne etmek bunlar boş şeyler. Boşuna uğraşmayın. Bir adamı 10 sene, 20 sene karşına al, anlat, anlat, anlat. Sonra da bakacaksın ki herifte hiçbir şey olmamış. Nasibi yok onun. Onun nasibi yok. Dalalette kalmışlardır bunlar. Bilmiyorum oraya geçen birisi yazmıştı ben kurtulmaya çalışıyorum diye. İlk defa bir şey duydum yani ilk defa. O kadar yüzlerce, binlerce o sapıklığa düşenlerden ilk defa birinin ben kurtulmaya çalışıyorum demesini duydum. Allah onu kurtara. Madem istiyor. Onun için şimdi evvela Müştehidin İzam Hazreti'nin delilleri yalnız Kur'an-ı Kerim değil. Kur'an kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyası fukaha. Edille-i şer'iye dörttür. Kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyası fukaha. Dörttür. Yani şeyin müştehid-i hazeratı, hazaratı Kur'an'ın yani ayetin hadis mertebesindeki tecellisinin de kendilerine delil olduğunu kabul ediyorlar. Yani Hazret Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir şey yapmışsa, sağlam kaynaklar da kendilerine gelmişse, bunu delil olarak kabul ederler. Bu serseriler gibi yalnız biz Kur'an'ı biliriz demeleri yoktur onlarda. Çünkü onlar hakki alimlerdir. Serserlikleri yoktur. Hazret Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mümkündür ki bir zaman Hazreti Şafi'nin mes yapması gibi yapmış olsun. Bir sıkışık zamanda, bir şey zamanda. Bir zamanda Hazreti İmam Azam'ın yaptığı bir dörtte bir yapsın. Bir zamanda diğer iki mezhep gibi Kaplama Mesih kökten ıslatmış olsun. Bunların hepsinin delilleri vardır. Hz Peygamber'den, hadis şeylerden sahabelerden gelen o delillere göre iştihat ederler. Yani Hazreti Peygamber'in yaptığını siz Kur'an'dan hariç mi kabul ediyorsunuz? Hazreti Peygamber'in yaptığı her şey ay ayettir hepsi. Yalnız mertebeleri vardır. Ayetin bir Kur'an mertebesi vardır. Bir kutsi hadis mertebesi vardır. Bir hadis mertebesi vardır. Bir de adet mertebesi vardır. Bunların hepsi vahidir. Hazreti Peygamber'in Peygamber'e gelen hepsi onun yaptığı her şey ayettir. Ama birisi Kur'an mertebesinde ayettir. Birisi kutsi, kutsi hadis mertebesinde ayettir. Birisi sünnet mertebesinde ayettir. ayettir. Birisi adet mertebesinde ayettir. Bunların hepsi delildir müştehitler için. Ona göre iştihad ederler. Ama sen bunları boşuna anlatma onlara. Yani bunlar onlar bununla falan ikna olmazlar. Eğer olsaydı bu bu Ebu Leheb ikna olurdu. Bu cehille ikna olurdu. Ümeyye bin Halef ikna olurdu. 13 sene onlara Allah'ın ayetini anlattı. Hazreti Peygamber anlattı hem de. Kur'an anlattı onlara hem de. nasipleri yok. Nasipleri yok.